Selam dostlar, ben Mustafa Kaya, motosikletle kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Yine beklenen bir video ile karşınızdayız. Trendyol Express araçlı kuryenin 2024 yılı zamlı kazançlarından sizlere bahsedeceğim. Şartlarından size bahsedeceğim. Biraz videonun yayınlanma tarihi geç oldu. Trendyol Express 2024 yılı zam oranlarını açıklayalı bayağı oldu. Biraz yoğunluğumuz vardı. Diğer firmaların, yani kurye firmalarının, moto kurye firmalarının videolarını, içeriklerini yaptık. Trendyol Express'in içeriğini unuttuk. Ama siz değerli takipçilerim de sürekli yazarak abi Express'in zam oranları gelsin. 2022 yılında çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam Trendyol Express'in zam videolarını. Baktık sosyal medyada paylaşan da yok, yayınlayan da yok. Sizlerden de çok talep var. Araştırmasını yaptık. Trendyol Express'in 2024 yılı zam oranlarını dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatacağız. Bütün videolarımızda hemen hemen hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, hedefimiz 30.000 abone. Bu aralar abone sayılarımız gittikçe hızlı bir şekilde yükseliyor. Sizler de kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olursanız bizleri mutlu edersiniz. Videolarımızın izlenme oranları gayet güzel ama like'ları unutuyoruz. Şu anda izlediğiniz videoya bir de like atarak destek olursanız mutlu oluruz. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında Trendyol Express 2024 yılı zam oranları nasıl olmuş sizlere anlatmaya çalışayım. Trendyol Express'in zam detaylarına geçmeden önce sevgili arkadaşlar, Trendyol Express'e geçmek isteyen birçok arkadaşımız var. Trendyol Express'te araçlı kurye olarak faaliyet göstermek isteyen birçok arkadaşımız var. Türkiye'nin hemen hemen her illerinden bana arkadaşlarımız Instagram sayfamdan yazıyor. Abi Express'te alımlar açıldı mı? Onlarca defa, yüzlerce defa başvurular yaptık. Geri dönüşler olmuyor diye. Özellikle İstanbul'da bunların araştırmalarını hep yapıyorum sevgili arkadaşlar. Trendyol Express'e girmek gerçekten motokurye olarak bir firmaya girmekten çok çok zor. Çünkü Trendyol Express bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız genellikle iş yerlerine girdikleri zaman Express'ten kolay kolay çıkmıyorlar. Hem çalışma şartları olsun hem kazançları olsun arkadaşlarımızı mutlu ediyor. Çünkü arkadaşlarımız Express firmasına girdikleri zaman masraf edip giriyorlar, bir araç alıyorlar. O araçların taksitleri var, bakımları var, işte ne bileyim giderleri var. O yüzden arkadaşlarımız, Express'te faaliyet gösteren arkadaşlarımız işlerine sebat ediyorlar. Kazançları da iyi olduğu için Express'te böyle motokurelerde olduğu gibi sirkülasyon olmuyor. Yani oradan çık, oraya gir, şu firmadan çık, bu firmaya gir gibi olaylar olmuyor. Express'e giren arkadaşlarımız genellikle uzun yıllar Express bünyesinde faaliyet gösteriyorlar. Burada yine arkadaşlarımızdan gelen sorulardan bir tanesi, çok sorulardan bir tanesi. Abi sahada gördüğümüz zaman camlı panelvanlar görüyoruz. Express bunları kabul ediyor mu diye soruyorlar. Bana çok denk gelmedi. Böyle 40 yılda bir tane gördüm. Belki o da eski kuryelerinden bir tanesidir. Ama genellikle Trendyol Express bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın araçları kapalı kasa oluyor. Çünkü sahadayız. Motokurye olarak da faaliyet gösteriyoruz. Sahada karşılaştığımız zaman arkadaşlarımızın araçları genellikle kapalı kasa oluyor. Bu da arkadaşlar güvenlik açısından diye tahmin ediyorum. Çünkü özel eşyalar taşıyorlar. Pahalı eşyalar taşıyorlar. Camlı panelvanlar olursa oradan bir hırsızlık olayında camı kırarak arkadaşlar, hırsızlar oradan malzemeleri, ürünleri çalabilirler diye düşünüyorum. O yüzden kapalı kasa panelvan tercih ediyorlar. Zaten bu araçlardaki yaş oranı, işte şartları önceki videolarımızda, Express videolarımızda anlattık. Bir de arkadaşlarımızdan gelen en çok sorulardan bir tanesi, yine araştırmalarım doğrultusunda sevgili arkadaşlar, Trendyol Go bünyesinde faaliyet gösteren birçok arkadaşım Express'e de geçmek istiyor. Benim bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Faaliyet gösteren arkadaşlarım da yorumlar kısmında dile getirebilir. Başvuru yapan arkadaşlarımız da yorumlar kısmında dile getirebilirler. Benim bildiğim Trendyol Go bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız Express bünyesinde faaliyet gösteremiyorlar. Çünkü ikisi de aynı firmanın kolları. Trendyol Express'te, Trendyol Go'da aynı firmanın kolları. O yüzden Trendyol Go'dan çıkıp Trendyol Express bünyesinde faaliyet gösteremiyor. Ama
Trendyol.go bünyesinde motokuri olarak faaliyet göstermeyen arkadaşlarım başvurularını yapabilirler. Alımlarla ilgili çok soru geliyor. Kazançlara geçeceğiz de önce sorularınızı yanıtlayalım. Alımlarla ilgili çok soru geliyor. Geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar uzun süreler Trendyol Express bünyesinde adam alınmadı. Hani böyle bir tane iki tane diyebilecek şekilde arkadaşlarımız alındı. Bana yazan arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bu bilgileri de size veriyorum. Ama 2024'e girdik. Herhalde böyle ufak tefek alımlar açılmış. İstanbul genelinde de birkaç arkadaşımıza mesaj gelmiş araçlarını falan hazırlamalarıyla ilgili. Ama genel olarak Türkiye geneline baktığımız zaman Trendyol Express'e de girmek gerçekten çok çok zor. Böyle bazı arkadaşlarımız yazıyor büyük torpiller istiyorlar diye. Gerçekten büyük torpillerin de geçmediği bir firma diye araştırmalarım doğrultusuna çıktı. Yine sizlerden çok gelen bir sorunun cevabını da verip Trendyol Express 2024 yılı kazançlarına geçeceğim. Trendyol Express bünyesinde biliyorsunuz bir araçlı kurye başvurusu var, bir de moto kurye başvurusu var. Moto kurye başvurusunu 2 senedir başvurup bekleyen arkadaşlarım da var. Hatta ben 4 sene önce başvuru yapmıştım. 4 yıldır bekliyoruz hala Trendyol Express'in bize dönmesini. Anlatmak istediğim olay şu: Trendyol Express şu anda moto kurye alımı yapmıyor arkadaşlar. Ha, başvuruları alıyor ama şu anda yapmıyor. İlerleyen zamanlarda ihtiyaç duyar mı duymaz mı onu bilmeyiz. Belki verilerimizi topluyor. İlerleyen zamanlarda böyle bir proje olur. Proje olduğu zaman da bizlerle iletişime geçerler. Ama yine Go'da çalışanlar Trendyol Express bünyesinde çalışır mı, alırlar mı, almazlar mı o olayı bilmiyorum. Ama şu anda moto kurye olarak alımları yok. Sadece araçlı kurye alımları var. Evet, geldik arkadaşlar merakla beklenen sorularınızın cevaplarına. Trendyol Express 2024 yılı zamlı kazançlarını sizlere açıklıyorum. 0 ile 40 paket arası 20.25 TL artı KDV. 41 ile 90 paket arası 19.75 TL artı KDV. 90 paket üzeri ise 19.25 TL artı KDV olarak belirlendi. Dilerseniz KDV dahil rakamları da söyleyeyim, kafa karışıklığına neden olmasın. 0 ile 40 paket arası KDV dahil 24.30 TL. 41 ile 90 paket 23.70 TL KDV dahil. 90 paket üzeri ise 23.10 TL KDV dahil rakamları. Trendyol Express sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bir de iadeleri var. Bu iadelerden de ücret alıyorlar. Paket başına 20.25 TL artı KDV olarak ücretlendirme alıyorlar. Yine Pudo teslimat noktalarına bırakılan siparişler var sevgili arkadaşlar. Oradan müşteriler gidip Pudo teslimat noktalarına siparişlerini alıyorlar. Burada da ilk paket 20.25 TL artı KDV, sonrası paketler ise 2.5 TL olarak belirlenmiş. Aylık kazançlar eskiye göre kıyaslandığı zaman yeni kazançlar arasında 30.000 TL gibi bir fark var arkadaşlar. Yeni yılda arkadaşlarımızın eskiyle yeniyi kıyasladığımız zaman 30.000 TL daha yüksek rakamlar arıyorlar. Eskiden garanti ücret vardı. Şimdi yeni yılda arkadaşlar garanti ücret kalktı. Paket başı sistemine geçtiler. Ortalama paket sayılarını sordum. Günlük kaç tane paket atıyorsunuz diye İstanbul'daki kuryelere 150 paket gibi paket atıyorlarmış günlük. Ortalama bir ekspres kuryesinin kazancı aylığa vurduğumuz zaman 90.000 TL rakamlara kadar ulaşıyorlarmış. Sabah 8'de işbaşı yapıyorlar. Sonra gelen paketleri kamyonlardan bölgesel olarak ayıklıyorlar. 8'de işbaşı yaptıktan sonra kamyonlardan gelen paketlerin ayıklamasını yapıyorlar. Herkesin kendi bir mahallesi var. Herkes kendi mahallesinin paketlerinin dağıtımlarını yapıyor. Paydos saatlerini sordum. İşin yoğun olduğu saatlerde 3 ile 4 arası, işin az olduğu zamanlar öğlen 1'de mesaileri bitiyormuş. Şoför olarak da çalıştırabilir miyiz diye çok arkadaşımız sorular sormuş. Birincilere yakın akrabalarınız şoför olarak sistemde faaliyet gösterebiliyor. Yazın, yıllık izinleri varmış arkadaşlar. Onun dışında işiniz çıktığı zaman bölge badileriniz varmış. O bölge badilerine konuşarak izinlerinizi normal günlerde de yapabiliyormuşsunuz. Acil bir durum çıktığı zaman bölge badileriniz sizlere destek oluyormuş. Trendyol Express'in kazançları bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın.